Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir denklem sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. X'imiz sıfırla pi arası tanjant x artı kotanjant x eşittir. 4 eşitliğin sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? arkadaşlarımız göndermiş. Sanırım bilgi sorusu arkadaşlar. Tabi tanjanta k deyip kotanjanta 1 bölü k diyerek ilerleyebiliriz. Ama bakın şöyle yapalım. Tanjantın yerine sinüs bölü kosinüs. Kotanjantın yerine kosinüs bölü sinüs yazalım. Onları da kısaca s bölü c ve c bölü s olarak yazmış olalım arkadaşlar. Buradan bir çözmeye çalışalım. Şurası s. Payda eşitlersek bunu s ile çarptık. Bunu c ile s çarpı s'den s kare c çarpı c'den c kare gelmiş oldu. Bölü paydamız s çarpı c geldi eşittir 4 diyor. S kare artı c kare 1 olduğunu biliyoruz. İşler dışlar çarpımı yaparsak 1 eşittir 4 çarpı S çarpı C gelecek. Hemen şurada sinüs 2 xten faydalanalım. 1 eşittir 4'ün yerine 2 çarpı 2 yazıyorum. S çarpı C yazıyorum. Şuradaki 2 çarpı S çarpı C'miz neye eşit arkadaşlar? Sinüs 2 xe. O zaman 1 eşittir 2 sinüs 2 x elde etmiş olduk. Her tarafı 2'ye bölersek sinüs 2 x'imiz 1 bölü 2 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Demek ki burada sinüs 2x eşittir 1 bölü 2 yapan sayılarımızı, açılarımızı biz arıyoruz. Bunların toplamını sorulmuş bize. Sinüs 2x eşittir 1 bölü 2 dediğinde nasıl çözüyorduk denklemimizi? 2x eşittir diyorduk. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2? 30 derece. Tabi burada pi dediği için pi'li yazalım. Pi bölü 6 yazıyorum. Artı ne diyorum arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı k. Aynı zamanda yine sinüsü 1 bölü 2 olan bir de 150 derecemiz var. 2x eşittir ne yazıyoruz? 5 pi bölü 6 artı 2 çarpı pi çarpı k yazmış oluyoruz arkadaşlar. Buradan x'imiz her tarafı 2'ye bölersek pi bölü 12 artı pi çarpı k. Buradan da x'imiz arkadaşlar 5 pi bölü 12 artı pi çarpı k olarak bulunmuş olacaktır. X'lerimiz 0 ile pi aralığında olacak. Neleri bulabiliriz? K'ya 0 verdiğimizde pi bölü 12 gelir bir tane kökümüz. K'ya 1 verdiğimizde arkadaşlar zaten pi bölü 12 artı pi olup pi'nin dışına çıkıyor. Demek ki sadece bunu alacağız. Aynı mantıkla k'ya 0 verdiğimizde birinci kökümüz 5 pi bölü 12 gelir. Pi'den küçüktür. 1 verdiğimizde pi artı 5 pi bölü 12 gelip pi'yi geçeceği için onu da almayız. Demek ki köklerimizden bir tanesi pi bölü 12 bir tanesi 5 pi bölü 12 imiş. Bunların toplamı soruluyor. Pi bölü 12 artı 5 pi bölü 12'den 6 pi bölü 12 yani pi bölü 2 olarak köklerimizin toplamını bulmuş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine güzel bir trigonometrik denklem sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Metin yayınlarından sanırım arkadaşlarımız göndermiş. E, 0-2 pi aralığında x'imiz var. Sekant x artı kosekant x demiş. Hemen e, buradaki x değerlerinin toplamı. Hemen şunu yazalım. Sekant dediğimde yine onu ben 1 bölü c ile göstereceğim. Kosekant'ı da 1 bölü s ile gösteriyorum. Hemen payda eşitlesem aslında ne gelmiş olacak? S artı c bölü s çarpı c eşittir. 2 kök 3 bölü s eksi c gelmiş olacak arkadaşlar. Bir içler dışlar yapalım. s artı c çarpı s eksi c ne gelecektir arkadaşlar? s kare eksi c kare eşittir. 2 kök 3 çarpı s çarpı c. Onu şöyle yazalım. Kök çarpı 2 çarpı s çarpı c yazalım ki şuradan sinüs 2x'imizi elde edebilelim. s kare eksi c kare. c kare eksi s kare olsaydı kosinüs 2x olurdu. O zaman eksi kosinüs 2x eşittir. Kök çarpı sinüs 2x arkadaşlar. Öyle değil mi? Bakın kosinüsü buraya köküçü karşıya gönderelim. Eksi 1 bölü köküç eşittir sin bölü kostan tanjant 2x gelmiş olacaktır. Tanjantla denklem çözeceğiz. Hangi açının tanjantı eksi 1 bölü köküçtü arkadaşlar? E, tanjant ikinci bölgede negatif olacak. 150 derecenin öyle değil mi? 150 derece ve bunun üstüne eklediğimiz her 180 bizi eksi 1 bölü köküçe de götürecek. O zaman 2x eşittir. 150 derecemizi nasıl yazalım arkadaşlar? 5 pi bölü 6 Artı ne diyeceğiz? 180K yani pi çarpı K diyeceğiz tanjant çözümümüzde. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir 5 pi bölü 12 artı pi bölü 2 K gelmiş olacak. Şimdi bulalım köklerimizi. K'ya 0 verince ilk kökümüz 5 pi bölü 12 gelir. 1 verince 5 pi bölü 12 artı pi bölü 2 gelir. Bir de 2 verdik. 5 pi bölü 12 artı 2 verince burası pi oldu. Bir de 3 verdik. 5 pi bölü 12 artı 3 pi bölü 2 geldi. 4 verince 2 pi'den büyük bir sayı elde ederiz. Zaten 2x varken bakın 4 kök yakaladık 0 2 pi aralığında. Bunların toplamı sorulmuş bize. 5, 5, 5, 4 tane var. 20 pi bölü 12 gelir. Yani onu nasıl yazabiliriz aslında? 5 pi bölü 3 diye yazabiliriz. Artı 3 pi bölü 2, pi bölü 2 daha. 4 pi bölükten 2 pi, pi daha 3 pi. Bunların toplamı da 9, 5 daha. 14 pi bölü 3 olarak bulunmuş olacaktır. Köklerimizin alabileceği değerler toplamı 14 pi bölü 3'tür. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar merhabalar 3-4-5 yayınlarından güzel bir denklem sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. 90 ve 270 arasında bir x değeri verilmiş. Beta eksi alfa pi bölü 4 ve tanjant x eksi beta eşittir kotanjant x artı alfa olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi şu denklemi gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? Bu iki açının birbirini kaça tamamladığı gelecek? 90'a tamamladığı gelecek. Yani x eksi beta ile x artı alfayı topladığımızda 90 ya da 90'ın üzerine koyacağımız her 180k gelir diye düşünmüş olacağız arkadaşlar. Peki burada neyi vermiş bize? Bakın alfa eksi beta geliyor. Burada da beta eksi alfayı vermiş. Aslında pi olarak yazalım. Hep pi olarak vermiş. Şurayı düzenleyelim. x artı x 2x 2x. Bakın alfa eksi beta geliyor. Eksi parantezine alırsam beta eksi alfa yapar. Eşittir. 90'ı pi bölü 2 diye yazalım artı pi çarpı k olarak yazmış olalım. Tanjantlı kotanjantlı denklemlerde yaptığımız çözümümüzü buraya yazmış olduk arkadaşlar. Beta eksi alfanın pi bölü 4 olduğunu biliyoruz. O zaman 2x eksi pi bölü 4 demiş eşittir diyelim. Bu pi bölü 4'ü karşıya atalım. Pi bölü 2 ile pi bölü 4'ü toplayalım. Ne yapar pi bölü 2 artı pi bölü 4? 3 pi bölü 4 yapar. 3 pi bölü 4 artı pi çarpı k. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir. 3 pi bölü 8 artı pi bölü 2 k gelmiş olur. X'imizin pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasında olduğunu biliyoruz. Şimdi biz burada k'ya 0 verirsek 3 pi bölü 2 8 gelir. Bu pi bölü 2'den küçüktür. Bunu almayacağız. Demek ki k'ya 1 vereceğiz. K'ya 1 verdiğimizde ilk kökümüzün 3 pi bölü 8 artı pi bölü 2 geldiğini görmüş oluruz. İkinci kökümüz için k'ya 2 verdiğimizde pi eklememiz gerektiğini görürüz. 3 pi bölü 8 artı pi olarak ikinci kökümüzü buluruz. Daha da büyütürsek artık 3 pi bölü 2'nin dışına çıkarız. Bunu almayacağız. İşte bu kökler bizim sağlayan köklerimiz. Bunların değerler toplamı sorulmuş. Şunların hepsini toplayalım işte tek tek hesaplamadan. 3 pi bölü 8, 3 pi bölü 8 daha 6 pi bölü 8'den e, ne yapmış olur arkadaşlar? 3 pi bölü 4 yapmış olur arkadaşlar. Pi bölü 2 ile pi toplayınca da 3 pi bölü 2 gelir. Artı 3 pi bölü 2 diyeceğim. 3 pi bölü 2'yi de 6 pi bölü 4 olarak yazarsam 6 buradan 3 buradan aradığım kök toplamı 9 pi bölü 4 olarak gelmiş olacaktır. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar yine 3-4-5 yayınlarından güzel bir denklem sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. 1 bölü sin x eksi 1 bölü cos x eşittir 2 kök 2. İsterseniz paydamızı eşitleyerek başlayalım. Bunu s ile bunu c ile gösterelim. C ile ve s ile çarpalım. Ne gelecektir? C eksi s bölü s çarpı c eşittir 2 kök 2 gelecektir. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar neyi elde etmiş oluruz? C eksi s öyle değil mi? Eşittir. 2 çarpı sc 2 çarpı s çarpı c şuradaki kök 2'yi de ayrıca şöyle yazmış olalım. Arkadaşlar aslında burada kosinüs x Eksi sinüs x var. Şimdi burada karesini alarak da ilerleyebiliriz ama ben şöyle yazmak istiyorum. Bakın kosinüs x eksi sinüs x. Bu sinüs x'imizin yanında arkadaşlar şöyle yazalım. Sanki kosinüsün yanında bir var ya onu tanjant gibi 45 gibi düşünelim. Ben buraya sinüs 45 bölü kosinüs 45 yazmak istiyorum. Her zaman burada bir bir vardır. Eşittir. Burası dursun kenarda beklesin. Şurada bir payda eşitlemesi yaparsak kos 45'te şurayı çarpacağım. Yani elimde şöyle bir durum var. Sin 45 çarpı kosinüs x Eksi cos 45 çarpı sinüs x bölü paydamıza ne var arkadaşlar? Cos 45. Peki şu yukarısı bize neyi veriyor? Sinüsün fark formülünü. Yani sinüs 45 eksi x'i veriyor. Paydadaki cos 45'i de şunların yanına gönderelim. Cos 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Şuradaki 2 çarpı s çarpı c ne yapar arkadaşlar? Sinüs 2 x yapar değil mi? Sinüs 2x yapar. Çarpı kök 2'miz vardı. Cos 45'ten de kök 2 bölü 2 gelince şunlar birbirini götürdü. Aslında bizim sinüs 2x'imiz neye eşit oldu arkadaşlar? Sinüs 45 eksi x'e eşit oldu. Ne yapıyorduk bu tip çözümlerde? Bu iki açı ya birbirini 180'e tamamlar ya da birbirine eşittir. Yani 2x eşittir 45 eksi x artı ne diyorduk arkadaşlar? 360k ya da ikisini toplayıp 180'e eşit diyorduk. Toplarsak x'lerden biri gider. x artı 45 eşittir 180 artı 360k demiş oluyorduk arkadaşlar. Şuradan 3x eşittir 45 gelir. 3'e bölersek x eşittir 15 artı 120K gelir. Buradan da arkadaşlar x eşittir 135 artı 360k gelmiş olur. 0 ile pi arasında yani 0 ile 180 arasındaki köklerimiz sorulmuş arkadaşlar. K'ya 0 verirsek 15 gelir. K'ya 1 verirsek 15 artı 120'den 135 gelir. 2 verdiğimizde 180'in dışına çıkar. Burada da 0 verdiğimizde 135 gelir. Aynı kökü zaten vurmuştuk. Demek ki köklerimizden birisi 15 derece, biri 135 geldi. İkisinin toplamı bize 150 dereceyi verecektir. 150 derecede pi'li olarak 5 pi bölü 6 ile gösterilir. Doğru cevabımızın C olması gerekir arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir trigonometri sorusu. 3-4-5 yayınlarından sizler için çözmeye çalışacağız. Sinüs x eksi pi bölü 3 çarpı sinüs x artı pi bölü 3. Eksi 1 bölü 4'tür. Bunu sağlayan x değerlerinin toplamı nedir diye sorulmuş. İsterseniz burada şöyle yapalım sorumuzun çözümünü. Şurada fark formülü uyguladım Yani sinüs alfa eksi beta gibi düşünelim. Ne yazarız buraya? Sinüs x çarpı kosinüs pi bölü 3. Yani kosinüs 60'dan 1 bölü 2 yazarız. Eksi kosinüs x çarpı sinüs 60 yani kök 3 bölü 2'yi yazmış oluruz. Çarpı ikincisinde de toplam formunu uygulayacağız. Sadece burada eksi var. Burada artı var. Aynı şekilde yazıp aralarına artı koyacağız. Sinüs x çarpı kosinüs 60'tan 1 bölü 2. Artı kosinüs x çarpı sinüs 60'dan kök 3 bölü 2. Neye eşitmiş bu çarpım? Eksi 1 bölü 4. Bakın iki kare farkı gibi oldu. A eksi b çarpı a artı b gibi oldu. A kare eksi b kare gibi düşünebiliriz. Birincinin karesi sin kare x çarpı 1 bölü 2'nin karesinden sin kare x bölü 4 gelecek. Sin kare x bölü 4. Eksi ikincinin karesine gelecek arkadaşlar. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. Öyle değil mi? 3 bölü 4'ümüzü yazalım şöyle. Çarpı Cos kare x gelmiş olacak. Eşittir. Eksi 1 bölü 4. Şuradaki dörtlerimiz gitsin arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, istiyorsanız. Mesela şimdi burada sin kare x'lerimizi dursun mesela. Onları değiştirmeyelim. Sin kare x yazalım. Eksi şuradaki cos kare x'in yerine 1 eksi sin kare x yazalım. Hepsi sin kare x'de olsun. Eşittir ne gelmiş olacak? Eksi 1. Toparlarsak şöyle yazayım. S kare eksi 3 artı 3 s kare eşittir. Eksi 1. Yani buradan 4 tane s kare eşittir 2'den S karemiz 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 gelir. O zaman bizim S'miz yani sinüs x'imiz bunun kare kökünden 1 bölü kök 2 ya da eksi 1 bölü kök 2 olabilir. Şimdi burada tabii ki denklemimiz yazabiliriz. X eşittir işte pi bölü 4 artı 360 k diye yazabiliriz ama bize zaten demiş ki arkadaşlar bu denklemi sağlayan x değerlerini bul demiş ve x'lerimiz de 0 ile pi arasında vermiş. Yani sinüsü 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü kök 2 olan 0 ile 180 arasındaki açıları bulmamızı söylemiş. Bunu sağlayan 45 derecedir yani pi bölü 4 eksi 1 bölü kök 2'yi sağlayansa e, hangisidir arkadaşlar? birinci bölgede e, yoktur. Çünkü neden? Birinci ve ikinci bölgeye bakmamız istenmiş. Birinci ve ikinci bölgede sinüsümüz zaten e, pozitif olacak. -1 bir bölü kök ikinin geleceği bir kök yok. Ama bir bölü kök 2'yi sağlayan pi bölü 4 var. Aynı zamanda ikinci bölgede pi eksi pi bölü 4'ten 3 pi bölü 4 var. Yani 45 ve 135'in bu denklemi sağladığını söyleyebiliriz. Eksi 1 bölü kök 2'yi sağlayacak kökler 3. ve 4. bölgede sinüsün negatif olduğu yerlerde. Ama orası zaten bizim aradığımızda verilmemiş. O zaman bizim aradığımız köklerin pi bölü 4 ve 3 pi 1 4 olması gerekir. Bunların toplamı da 4 pi 1 4'ten bize pi'yi vermiş olacaktır. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bilgisayar mal yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışalım. Sinüs 3x eşittir. Sinüs 2x çarpı kosinüs x denkleminin 0 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye sorulmuş. 2017'de bir sorumuz vardı. Ona benzeyen bir soru arkadaşlar. Şimdi burada aslında eskiden ters dönüşüm vardı. Şu çarpma olduğu zaman. Onlar artık yok. Peki biz bunu nereden yapacağız? Şuradaki 2x ile x'in toplamı 3x'i veriyor. Aslında şuradaki 3x'i bunlara benzeterek yazabiliriz. Yani ben 3x'i şöyle yazabilirim. Sinüs 2x artı x olarak yazabilirim. Bunun açılımında hatırladığımızı düşünüyorum. Sinüs 2x artı x'i biz nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Sinüs 2x çarpı kosinüs x artı kosinüs 2x çarpı sinüs x olarak yazıyorduk. Bakın bu neye eşitmiş arkadaşlar? Sinüs 2x çarpı kosinüs x'e eşitmiş. Dikkat ediyorsanız burada birbirine aynı olan ifadeler var. Bunlar birbirini götürecek. Geriye sadece bu ifade kalacak. Biz bu ifadenin sıfır eşit olmasını istiyoruz. Burayı sıfır yapan değerlerimiz de ya kosinüs 2x'in sıfır olması gerekir ya da sinüs x'in sıfır olması gerekir. Kosinüs 2x sıfırsa 2x eşittir deriz arkadaşlar. Ya 90 derece olmalıdır. Öyle değil mi? Kosinüsün sıfır olması için. Ya da 270. Onun için bunu şöyle yazabiliriz. İki parça halinde de yazabiliriz. Tek parça. Biz yine iki parça halinde yazalım. 2x eşittir 90 derece artı 360k yazalım. Bir de arkadaşlar 2x eşittir 270 derece artı 360K gelmiş olur. Buradan x'imiz 45 derece artı 180K gelir. Buradan da x'imiz 135 derece artı 180K gelmiş olur. Bir de sinüs x'imizin sıfır olduğu yerlere bakacağız. Onları hemen söyleyelim. Sinüs x'in sıfır olduğu yerler 0 ve pi'dir arkadaşlar. 2 pi de olur ama zaten 0 ve pi ile sınırlandırmışız. Sinüs x'in sıfır olduğu yerleri zaten 0 ve pi olarak buraya yazmış olalım. Şuradaki köklerimize bakalım. K'ya 0 verince 45 gelir. K'ya 1 verince 180 artı 45 225 ama pi'nin dışına çıkar. Burada k'ya 0 verince 135 gelir. 1 verince 180 artı 135 315 pi'nin dışına çıkar. Demek ki buradan 45, buradan 135 buradan 0, buradan 180 olmak üzere 4 farklı kök bulmuş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar yine bilgisayar malından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. Aslında çözümü çok uzun olan bir soru değil. Örneğin burada biz sinüs 3x'in 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz. Bildiğimiz bir açı değil. Ama diyelim ki sinüs 3x eşittir 1 bölü 2 olsaydı. Biz şöyle bir çözüm yapardık. Derdik ki yani bakın sinüs 3x eşittir 1 bölü 2. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2? 30 veya 150. Derdik ki 3x eşittir 30 derece artı 360K ya da 3X eşittir 150 derece artı 360K demiş olurduk. Buradan X'imiz 10 derece artı 120K gelir arkadaşlar. Buradan da X'imiz 50 derece artı 120K gelmiş olurdu. Şurada K'ya 0 verdik 10 derece. K'ye 1 verdik 110 120 artı 10'dan 130 derece. 2 e, verdiğimizde 240 artı 10'dan 250 derece. Bakın 120 120 artıyor. 3 verdiğimizde artık 360'ın dışına çıkmış olacaktır. 370 yani tekrar 10 gibi dönmüş olacaktır arkadaşlar. Burada İlk kökümüz 50 derece. ikinci 50'nin 120 fazlasından 170. Üçüncü 120 eklersek 290. Bir daha 120 eklediğimizde 360'ın dışına çıkıyoruz. O zaman 3 kök buradan 3 kök buradan olmak üzere toplam 6 kökümüz gelmiş olurdu. Aslında buranın 1 bölü 2 olmasıyla 1 bölü 4 olmasının mantık olarak bir farkı yok. Açıları bulamasak da kaç kökün geleceğini söyleyebiliriz. Normalde arkadaşlar sinüs x eşittir k denklemini çözerken ve biz bunu eğer 0-360 arasındaki çözümlerini arıyorsak arkadaşlar e, buradaki k değeri eksi 1 1 arasında. Yani eksi 1'i ve 1'i kenara koyalım. 0'ı kenara koyalım. Bu değerler dışında 1 bölü 2, 1 bölü 3, eksi 1 bölü 8 gibi değerlerse arkadaşlar burada normalde her zaman kaç kök gelmiş olur? 2 kök gelmiş olur. Eğer burası 2x olursa 4 kök gelir. 3x olursa 6 kök gelir. Buradaki aralığımızı 2 katına çıkartırsak normalde diyelim ki burası 0, 360 aralığında sinüs x bize kaç kök verecektir? 2. Ama burası 0, 720 olursa 2 olan kök sayımızı 2 katına çıkar 4 olur. Diyelim ki burası sinüs x değil de sinüs 3x ise 2 olan kök sayımız 2 kere 3'ten 6'ya çıkar aralığımız iki katına çıkarsa kök sayımız da 12'ye çıkmış olur. Hani eksi 1, 0 ve 1 için farklı durum yoktur ama şuna dikkat etmemiz gerekir. Mesela sıfır oldukları, kosinüsün, sinüsün sıfır olduğu neler, nereler var? 0, 180 var bir de 360'a tekrar geliyoruz ya. Eğer 360 kapalı aralık verilmişse dikkat etmemiz gerekir. Eğer sinüs x eşittir eksi 1 diyorsa bu sefer iki kök gelmez Bir kök gelir sadece çünkü 270'de olur. Sinüs x eşittir 1 olsun diyorsa sadece 90'da olur. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekir. Eksi 1, 0 ve 1'de de biraz daha dikkatli olmamız gerekir. Sinüs ve kosinüs için ama onun dışındaki değerlerde mesela sinüs dedi ki bize mesela arkadaşlar Örneğin sinüs 5x eşittir 7/9 dedi. Biz bunun açısını bilmiyoruz ve bunun bizden 0 360 arasındaki çözümlerini istedi. Sinüs 5x eşittir 7 bölü 9 sa. Aralığımızda 0, 2 pi yani bir çemberlik aralıksa x olsaydı 2 kök gelecekti. 5x olduğu zaman burada kaç kökün geleceğini söyleyebiliriz. 10 kökün geleceğini söylemiş oluruz. Aynı şey şunun için de geçerli. Mesela tanjant x eşittir 8 denkleminin 0, 2 pi aralığında kaç kökü vardır? Direkt 2 kökü olduğunu söyleyebiliriz. Köklerden biri birinci bölgede biri üçüncü bölgededir aralığımız 0,2 pi ise. Ama eğer aralığımızı 0,4 pi yaparsa mesela o zaman 2 olan kök sayımız 4'e çıkar. Burayı x değil de 3x yaparsa tanjant 3x zaten 2 kök değil 0,2 2 pi'de 6 kök gelir. 0,4 pi de de 6 kere 2'den 12 köke ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bu işin mantığı bu şekildedir. 0, eksi 1 ve 1 de dikkat etmemiz gerekir. Onun dışında kosinüsün, sinüsün, tanjantın alabileceği bir değerse bu mantıkla sorularımızı çözebiliriz. Umarım mantığımız açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Burada kaç kök geleceğini yakalamış olduk o zaman biz. Sinüs 3x eşittir 1 bölü 4 dediği için arkadaşlar 1 bölü 4 sinüsün alabileceği bir değerdir. Sinüs x olsaydı 2 kök gelecekti 0 2 pi aralığında. Ama 3x dediği için 2 olan kök sayımızda 3 katına çıkarak 6 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabın c olması gerekir.